Bir soru cevap videosu daha çekmeye çalışacağız. Dediğim gibi bu aralar sorular geliyor. Biz de uzun süredir çekemedik. Biraz yaz rehavetinden dolayı hızlıca cevaplamaya çalışalım. Bir arkadaşımız gene sormuşlar. Teşekkür ediyorlar. Biz de teşekkür ederiz. Peki, öğrenmek istediğim şey, muhtelif birçok konu hakkında bilgilerinize müteakip olarak yazılım bilginizi nasıl genişlettiğinizi ve hangi metotları uyguladığınız hakkında. Kısaca programınızı geliştirme ve ilerletme metodolojileriniz nelerdir diye sormuşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın, programlamayı öğrenirsiniz. Tamam, öğrenmek bir süreçtir. Öğrendikten sonra bunu geliştirmek gerekir. Doğru. Evet, geliştirmek gibi bir süreç var. Yani bu learning curve falan vardır. Bunlar bilimsel olarak çalışılmış, eğitim bilimlerinde de olan veya teknolojiyle ilgili bir şeyleri öğrenmekle ilgili olan şeyler. Teknoloji penetration da aynı S-curve'e bağlıdır. Ama işin özünde şöyle bir şey var. Bir şeyleri öğreniyorsunuz ve o öğrendiğiniz şeyi ne kadar kullanırsınız o kadar gelişiyor. Bakın aslında eğitim süreçlerine bakın. Üniversitede verilen yazılım eğitimlerine, programlama eğitimlerine bakın. Veya şeye bakın, kurslara bakın, piyasada verilen eğitimlere bakın. Hepsinde aslında gerçek hayattaki bir uygulamayı size simüle ettiriyorlar. Yani düşünün, şimdi programlamaya başladınız. Hello World değil mi? Klasik şeyimiz. Bütün dillere başlarken bir merhaba dünya yazılır. Yazdınız. Aslında orada yaptığınızda bir problem veriyorlar size. Diyorlar ki ekrana bir şey yazdı, bir problem çöz. Problem çözerek başlıyorsun. Sonra işte diyorlar ki dizileri sırala. En küçük sayıyı bul. Şunu yap, bunu yap. Klasik örnekler. Her programlama diline başlarken aşağı yukarı verilen örnekler. Şimdi bu örnekler aslında size gerçek hayattaki bazı problemleri simüle ettirtiyor. Öğrenirken de, ondan sonraki geliştirme sürecinde de aslında sizi en çok geliştirecek şey problem çözmektir. Yani gerçek hayatta bir problem var, bir şey yapılacak, o yapılacak olan şeyi uygulamak. Dolayısıyla evet, teknik eğitimi, teorik eğitimi temellerini öğrendik. Sonra mümkün olduğunca fazla soru çözmeniz, problem çözmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçek hayatta aslında yapabiliyorsanız girin gerçek hayata, bir iş alın, yerine girin, çalışın, gerçek problemler gelsin, gerçek problemleri çözün, hem de para da kazanın. Çok daha güzel olur. Gerçek dünyayı görün. Ama genelde tabii öğrencilikte birinci sınıfta, ikinci sınıfta programlamanızı da geliştirmek istiyorsunuz. Böyle güzel bir programcılık işi bulmak zor şimdi. Ne yapabilirsiniz? Girin, kendiniz bir kitap bulun, soruları bol olan şeyler. Bu programlama diliyle ilgili bolca soru çözün. Ben bunu yapmıştım. Yani isim vermekte herhalde sakınca yok. Reklam için de söylemeyeyim. Yanlış anlamı da olmasın. Herhangi konu bol olan bir kitabı bulup çözebilirsiniz. Bizim zamanımızda Dietland'ın kitabı çok meşhurdu. C How to Program, C++ How to Program her dil için aşağı yukarı yazmışlar. Her dil için aynı şeyi yazmışlar. Aynı sorular çok da böyle farklı değil. Birini alıp yapıp sonra ikincisini aldığınızda bakıyorsunuz ki ya ben bu soruyu çözmüştüm. Yani şimdi bir de Java için çöz diyor. Yani arada öyle tamam arada bazı chapter'lar farklı. İşte C'de mesela object oriented şeyi yok falan. Neyse şimdi kitabın kritiğiyle uğraşmayalım da. Yani sonuçta yapmanız gereken şey bir soruları bol olan. Bu benim zamanımda o vardı. Şimdi çok daha iyileri vardır. Açar bakarsınız. Alıp baştan sona bütün kitaptaki konu sonu sorularını çözmek. Bir chapter'ın sonunda 30-40 tane soru oluyor. 15 chapter olsa demek ki 600 tane soru, 500 tane soru çözeceksiniz. Bu sizi çok geliştirir. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bu ikinci seviye. Yani ilk seviyede temelleri öğrendik. Birazcık işte döngü yazmayı biliyoruz. İşte şunu biliyoruz, bunu biliyoruz. Birinci chapter'dan başlayın. Bir de onların güzelliği, o kitapların güzelliği düşük dozajdaki yoğunluktan başlayarak yavaş yavaş yükselmesi. Dolayısıyla böyle belki 10. chapter'ın sonundaki en son soruyu çözmek ilk başta zordur da o soruda çözü çözü ilerlediğiniz için o seviyeye yavaş yavaş çıkıp onu da çözecek seviyeye geliyorsunuz. Sonra ne yapacağız? Sonra artık gerçek problemlere girmeniz lazım. Çünkü üniversitede aldığınız, bu eğitimler sırasında aldığınız veya o kitapların sonunda çözdüğünüz sorular aslında gerçek hayatta çok da alakası olmayan sorular. Sizi hazırlıyor onlara. Sizi o problemlere hazırlıyor. Ne yapacağız? Gerçek problem. Nasıl bulacağız? Girin. Android programlaması yapın, iPhone programlaması yapın, Apple Store'dan satın, Google Play'den satın, gidin web sitesi yapın, gidin insanlarla konuşun, staj yapın, bir yerlerde ben bedava çalışacağım deyin, gerçek hayata girin, ne yapıyorlar bunlara bakın, okuyun. Bir sürü gerçek hayatla ilgili hikaye var. Özellikle İngilizce, her zaman söylüyoruz İngilizcesinin bu konuda gelişmiş olması lazım. İngilizcenizi geliştirin, bir sürü hikaye var. Mesela adam diyor ki işte şuradaki eyalet okullarının işte yazılım dönüşümünü yaptık, şöyle bir başarısızlık yaşadık. Büyük ölçekteki projelerde neler yaşanıyor, problemler neler? Küçük ölçekteki problemler neler? Bunları yavaş yavaş okuyup böyle takip ettiğiniz teknolojiyle ilgili yayın yapan, bilişimle ilgili yayın yapan yerler olsun. Herkesin kendi seviyesine göre vardır. Benim de takip ettiğim bir sürü yer var haberdar olabilmek için. Mesela Data Science Central var. Bir yerlere üye oluyorsunuz, geliyor onlar. Yani ben veri bilimiyle uğraştığım için. Siz de kendi seviyenize göre yerler bulun. Top Coders'tı galiba. Mesela sürekli kaynaklar isteniyor ya. Mesela Rosetta Code'tu galiba. Gene iyi kaynaklardır. Burada mesela her türlü algoritma var, problemini yazmışlar. Bir sürü dilde de çözümü var.
Top Coders'da gene böyle güzel yazılar çıkıyor. Bunları girin, üye olun, takip edin, okuyun. Bir sürü size tecrübe kazandıracaktır. Tamam. Ondan sonrası da zaten dediğim gibi iş hayatıyla başlayacak. Sonra bu öğrendiğiniz şeylerin, 100 birimlik şeyin işte 10 birimini, 20 birimini kullanıyor olduğunuzu fark edeceksiniz. Piyasada öyle. Girdiğiniz işe göre değişmekle birlikte inşallah iyi işlere girersiniz bu arada. Orada da başka yetenekler geçmeye başlayacak. İnsanlarla iletişim kurmak, proje içinde proje yöneticisiyle iletişim kurmak, hakkını savunmak yeri geldiğinde vesaire başka şeyler gelişmeye başlayacak. Ama sizin için özetle söyleyecek olursak, lisedeki bir öğrenci olarak, birinci sınıftaki, ikinci sınıftaki bilgisayar mühendisliğindeki bir öğrenci olarak bütün her şeyi çözdükten sonra işte not ortalaması vesaireyi çözdünüz. Vaktim de kaldı. Bu işlere de meraklıyım. Programlama konusunda kendimi geliştirmek istiyorum derseniz benim size tavsiyem öncelikle bolca soru çözebileceğiniz ufak böyle uygulamalar yapmanız. Sonra dediğim gibi bunu birazcık daha piyasaya taşımanız. Yeri geliyorsa ücretsiz bir işe girip çalışıp sonra da birazcık daha bunu dediğim gibi başka bilgilerle, proje bilgileriyle, yazılım bilgileriyle desteklemeniz, neler oluyor, nerelerde problem oluyor bunları algılamanız olacaktır. Benim aşağı yukarı geçişimde böyle oldu. O dönemde işte Titan kitabını alıp bütün konu sorularını çözmüştüm. Sonra da işte Data Structures dersi var mesela veri yapıları dersi. Zaten o programlamaya giriş dersinin üstüne oturan ve onun pekişmesini sağlayan önemli derslerden birisidir. Ben programlamaya giriş dersi alırken üstten de gidiyordum. O dersi hocadan izin almıştım. İzliyordum neler anlatılıyor. Bir dönem önceden gidip izlemiştim o dersi. Öğreneyim. Sonraki dönem onu aldığımda hem biliyor olayım hem de orada anlatılan şeyleri de uygulama olarak yapayım diye bir şey yapmıştım. Yani bunlar tabii şart şeyler değil. İsteyenler tavsiye edilir. Faydasını da görmüştüm. Yapabilirsiniz. Ben en azından yaptım. Faydasını gördüm. Ama dediğim gibi bu işler birazcık ilgi gerektiriyor. İlginiz varsa kolayca zaten bu konuda gelişirsiniz. Su hani akıp yolunu bulur derler ya. Sizin de bu konuda gerçekten bir merakınız, isteğiniz varsa yolunuzu bulacaksınızdır. Herkesin yolu da kendine özel, unik bir yoldur. Eşi benzeri olmayan bir yoldur. Her hayat eşsiz bir şeydir. Dolayısıyla sizin de bambaşka şeyleriniz olacak. Ben sorulduğu için sadece kendi yaşadıklarımı anlattım. Bunun birebir yaşayacak birileri de muhtemelen bir daha olmayacak. Ve sizin hayatınızı yaşayan başka birileri de bir daha olmayacak. Sadece bunlar fikirdir, tavsiyedir. Bir görüş açmak için söyleyebileceğimiz şeylerdir. Umarım faydası olur. Herkese başarılar dilerim.